size şok olacağınız ve izleyicimizin şok olacağı bir olay anlatayım. Bizzat benim başımdan geçen ve bizzat benim yaşadığım, gözlerimle gördüğüm bir olay. Üstad, ben Türkiye'de birçok cinciyle, büyücüyle röportajlar yaptım. Sonra çoğunu sildim. Çünkü işte en baştan iyi gözüktüler. Sonra sapıtanlar oldu. Bu insanların reklamını yapmak istemediğim için çoğunun röportajını sildim. Bu süreçte tabii ben bu ilme meraklı olduğum için, bir de Pakistan'a gittik geldik, orada da buna benzer ilimler gördük, neler gördük neler. Televizyon ekranında anlatılmayacak şeyler yaşadık. Bunları görünce Türkiye'de dedik ki bu işi yapanlar kimler falan. Bu bulalım edelim. Pakistan diyecektim. Yeni Bosna'da bir kadın tarif ettiler. Dediler ki bir büyücü kadın var. İnanılmaz şeyler yapıyor. Neymiş inanılmaz yaptığı şeyler? Bir tepsi. Metal bir tepsi. İçinde yine tılsımlar var. Normal su. Tepsinin altında hiçbir şey yok. Anlatılanların anlattığını söylüyorum ama gözümle de gördüm ben. Tepsinin altında hiçbir şey yok. Gidiyorsunuz kadına. Diyorsunuz ki işte ya benim işlerim kötü gidiyor. Şöyleyim böyleyim işte uyuyamıyorum. Bu odada uyuyorum, bu odada uyuyamıyorum. İşte eşimle aram bozuldu falan. Şikayetleri söylüyorsunuz. Hemen alıyor kağıdı kalemi. Yazıyor. Onu alıyor. Tepsinin içindeki suyla beraber suyun içine batırıyor. Kağıt güzelce ıslanıyor. Sonra diyor ki gel bakayım elini bas bunun içine. Elini basıyorsun suyun içine. Sonra kadın okumaya başlıyor. Sana diyor ki gözünü kapat. Kapatıyorsun. Kadın okumaya başlıyor. Su 5 dakika sonra fokur fokur kaynamaya başlıyor. Sıcak yok. Su buz gibi ama kaynıyor. Fokur fokur kaynayan su nasıldı böyle fokurlar? Aynı evet. O şekilde fokur diyor. Yani 100 dereceyi buldu. Sıcaklık yok. Sadece hareketleniyor su. Ha. Kaynama gibi hareketleniyor. Sıcaklık asla yok. Soğuk su normal. Kadın bunu yapıyor ve bundan da bir takım çıkarımlar yapıyor. İşte su böyle olursa şöyle olur, şöyle olursa böyle olur falan diye. Ben bunu duydum. Dedim ki ben bu kadına röportaj yapmalıyım. Çünkü ben gazeteciyim. İşim bu. Ben dedim bu kadına röportaj yapacağım. Gittim kabul etmedi. Benimle görüşmedi. Bir gün gittim olmadı. İki gün gittim olmadı. Üç gün gittim olmadı. Dördüncü gün beni kovdular. Beşinci gün bir daha kovdular. Altıncı gün gittim demir kapıları vardı. Demir kapıdan içeriye girdim. Gitmem dedim. Demir kapıya tuttum. İki kişi çıkarmaya çalıştı. Polis çağırırız dediler. Sonra korktum geri çıktım falan. Neyse aradan bir buçuk hafta falan geçti. Belki iki hafta hatırlamıyorum. Belki üç hafta bilmiyorum. Geçmiş tarih. Sonra yukarıdan aşağı haber göndermiş. Gönderin o manyağı gelsin diye. Şimdi neler neler konuşuyoruz. Çıktım yukarıya. Altta yardımcıları var, üstte kendi var. Hastayı yukarıya, şey hasta demeyeyim de işte danışanı yukarıya çağırıyor. Çıktım. En son tabii gün bitti artık. En son kişi benim. Girdim içeriye. Çirkin de bir kadındı ya. Yani Rabbim yaratmış ama. Merhaba. İçeriye girdim. Tabii çok gencim o zaman. Merhaba efendim dedim. Ne istiyorsun sen dedi. Dedim ki ben bir şey istemiyorum. Sadece sizinle görüşmek istiyorum. Röportaj yapmak istiyorum. Müsaade ederseniz. Ben dedi kameraya mamaraya konuşmam dedi. Çık git dedi. Sende de bir şeyim yok. Ben dedi kameraya konuşmam. Dedi böyle konuşuyor. Dedim ki tamam kameraya konuşma. Ama dedim bana anlat. Ben dedim senin çok namını duydum. Çok ilginç şeyler yapıyormuşsun. Bana dedim Allah rızası için anlat bunu ya. Çünkü dedim bak bu insanın aklının ermeyeceği şeyler bunlar. Ya sen bunu nasıl yapabiliyorsun? Bak bunu bilim insanları yapamıyor. Sen nasıl yapıyorsun ya bunu bir anlat. Ya hile falan mı yapıyorsun dedim. Sen nasıl konuşuyorsun falan. Seni de burada gebertirim, yamulturum falan tehdit ediyor beni. Dedim tamam sakin sakin. Sorun yok sakin. Bana bunu nasıl yaptığını anlat. Şöyle bir baktı, şöyle bir süzdü. Cebindeki kamerayı çıkar bakayım şuraya koy dedi. Şu iç cebimde kamera vardı. Bak kamera olduğunu bilmiyor bile. Aşağıdakilerin yanında bile kamera çıkarmadım. Dedi ki sen kamerayı bir çıkar bakayım şuraya koy. Kamera da demiyor. Çekim yaptığın alet var ya da çıkar şuraya koy. Çıkardım koydum sorun yok. O demeden telefonumu çıkardım koydum. Aferin dedi. Gel otur bakayım şimdi dedi. Hepsi orada. Kendi orada. Adın ne? Bu. Anne adın bu. Doğum tarihin bu. Doğum saatin bu. Yazdı hepsini kağıda. Sonra altına Arapça bir şeyler yazdı. Sonra altına rakam yaptı. Sonra bir kare çizdi. Karenin içine bir şeyler yazdı. Tılsım yaptı. Sonra koydu şeyin içine, tepsinin içine. Koydu elini, gözünü kapat dedi. Dedim ki yok kapatmam. Dedim manyak mısın? Kapatsana gözünü. Dedim kapatmam. Ben buraya görmek için geldim. Ben senin normal danışanın değilim. Ben görmek, gözlemlemek için geldim. Kapatmayayım. Dedi cin çıkacak. Dedim çıksın. Ben onları da görmek istiyorum. Sen dedi manyaksın dedi. Tamam kapatma dedi. Neyse koyduk elimizi. Hakikaten su fokur fokur böyle hareketlenmeye başladı. Alta bakıyorum minder var altta. Bir şey yok.
Hani bir mekanizma var mı diye, hiçbir şey yok. Ama cin de görmedim bu arada. Koydum elimi, fokur 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 kaynamaya başladı. Dedi ki avucunun içinde birazdan dedi yanma hissedeceksin. Dedim tamam. Yanmayı hissettim, ilginç bir şey oldu. Ortası yanıyor elimin, kenarları donuyor. Dedim o kenarlar dedim dondu, ortasında dedi sorun yok da. Şimdi geçecek dedi, o bekle. Bekledik biraz, geçti. Sonra işte gözlerini dedi şimdi kapatman lazım dedi, artık bitiriyoruz dedi. Dedim tamam kapatalım, bir şey olmadı zaten, sadece su kaynadı falan, ben öyle düşünüyorum. Kapattık gözümüzü, okudu etti falan, bir şeyler yaptı. Sudan aldı, benim yüzüme sürdü, kafama sürdü. İşte kulaklarımın arkasına sürdü. Biz meseleriz ya, kulaklarımızın arkasına sürdü falan. Bu arada ilk defa böyle detaylı anlatıyorum. Başka yerde çok özet anlatmıştım. Neyse elimizi çıkardık. Dedi ki sen dedi bu işlerle zaten uğraşıyorsun değil mi dedi. Dedim valla uğraşıyorum da ben sizin gibileri dedim araştırıyorum. Yok yok dedi, sen başka türlü de uğraşıyorsun, belli gördüm ben dedi. Sen dedi kim öğretti sana bunları dedi. Dedim yok kimse öğretmedi, ben dedim gittim sadece okumaya. Orada dedim Kur'an eğitimi aldım. Yani ben Pakistan'a İslam hukuku okumaya gitmiştim. Orada dedim okudum sadece. Neyse biraz konuştuk. Konuşma geçtikten sonra kadın da biraz yumuşadı. Yola gelmeye başladı. İşte şok olacağınız yer burası. Dedim ki ya bana dedim Allah rızası için şu işi nasıl yaptığını tarif et. Nasıl yaptığını anlat. Ben içeride tılsım var ya, ben tılsımla mı oluyor, cinle mi oluyor bilmiyorum. Öğrenmek istiyorum ya da bir büyü mü yapıyor bilmiyorum. Ya da bir mekanizma mı var, üçkaççı bizi mi kandırıyor bilmiyorum, bilmek istiyorum. Tamam dedi, çıkalım da şurada biraz şöyle 2 metre ötede şey var, böyle sedir gibi bir şey var, orada oturacağız. Biraz daha geniş orası. Tamam dedi, hele kalk kalk dedi, şurada oturak dedi. Kalktı abi, bir minleri var onun böyle geniş. Herhalde bordo rengi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Kalktı, altından açılmış vaziyette Kur'an-ı Kerim çıkardı. Kur'an'ın üzerine oturarak yapıyormuş. Heh. Anladın mı olayı? Şimdi Kur'an'ın yani üzerine, nefesimi tuttum dinliyorum. Kur'an'ın üzerine oturarak bu işlemi yapıyormuş. Gördüm, şok oldum. O dedim Kur'an mı? Şöyle baktı. E ne sandın ya dedi. Dedim sen Kur'an üstüne oturarak mı yaptın bunu? Aynen şu cümleyi kullandı bana. Lan dedi salak. Ben dedi bunun üstüne oturmasam cinler dedi bana yardım eder mi? Aman ya Rabbi, ben dedim neye alet oldum? Ben de yaptım çünkü işlemi. Abla dedim sen dedim daha başka bir şey yapma. Bir şey de anlatma. Bana dedim müsaade. Müsaade ben çıktım, gidiyorum. Çıktım inan 3 gün kendime gelemedim. Allah'ım beni affet. Allah'ım ben böyle bir şey nasıl yaptım. Allah'ım Allah'ım. Ya şimdi nasıl bir pişmanlık. Hocam o bak, zaman şey izleyenlerimiz şunu merak edecek. Bu Yeni Bosna'da dedik, şurada dedik. Çok burada... önce. Çok önce. Ha, çok önce. Kadın ölmüş zaten. Öyle mi? O zaman rahat olun. Yok yok gitmesin rahat... yer diye söylemiyorum. Gerçekten öldü kadın. Ha, rahat olsunlar. O kadın... can verirken bildiğin böğre böğre can vermiş. Ve buradan da bir nasihatte bulunayım sevgili bizi izleyen dostlara. Evet. Bir hocaya, bir cinciye gittiniz. Evet. Gittikten sonra size bir şeyler yazdı etti. Dedi ki bunu mezara gömün. Şunu yapın, bunu yapın. Sevgili dostlar, bazı kişiler, bu büyücülerin olduğu kişilerden bahsediyorum. Çok kötü işler yaptırıyorlar ve bizim de gariben halkımız bunlara inanıyor. Mesela diyorlar ki al bunu tuvaletin deliğine at. Adam içine ayet yazıyor, sana tuvaletin deliğine attırıyor. Hı hı. Kağıt parçasını. Üzerine ayet yazıyor. Allah'ın ayetini yazıyor. Al diyor bunu yak. Sana Kur'an ayetini yaktırıyor. Sonra diyor ki işte bu büyünün diyor işlemesi için, tutması için senin diyor işte tuvalette bir dilim okunmuş ekmeği yemen lazım. Allah'ım ya Rabbim, bu nasıl kötü bir şey? Ve insanlara bunları yaptırıyorlar. Neden? Çünkü büyücünün cini bunları istiyor. Eğer insanları böyle günaha sokarsan diyor büyücüsüne, ben diyor o zaman yardım ederim diyor.